Peki asgari ücretle geçinebiliyor musunuz şu an? Hayır. Ya nasıl söyleyeyim, asgari ücretle geçinen biri varsa, ben geçiniyorum diye söylüyorsa gelsin yüzüne söylesin. Aldığımız 2020, bu zamanda 2020 değil, 2500 ancak kurtarır, 2600 kurtarır. Arkadaşlarımızdan, eşimizden, dostumuzdan borç para alarak veya ya da kredi çekerek, başka türlüsü yok zaten. İstesek de olmuyor. Bence Türk İş'in hani makbul bir karar söylemiş. Hani şu an olması gereken o. O diskin de 3200'ün demesi de hani asgari ücretin en üst seviyede olması demek. Hani ne diskin ne asgari Türk İş'in dediği daha makbul. Şimdi hani şöyle bir şey var. Sadece işçi düşürmek doğru olmaz. İşverenini de düşürmek lazım. Ya şu an 2600 ideal bir rakam. Yani çünkü şöyle bir şey. Ben 2020 ile şu an geçiniyorsam diye söylüyorsam hayır. Ama 2600'de olma ihtimali zaten hani şöyle hani nasıl söylenir? Yani en azından çarkı döndürürüm. Bunun elektriğidir, suyudur, doğalgazıdır, ev kirasıydı. Ondan sonra hadi hepsini bir kenara bıraktım. Kendi kişisel bakımımız bunu karşılayamıyoruz. Ha 2600 yeter konuşsan şu açıdan 2020 için yeterli sadece söylüyorum. 2020'den sonrası yine yetmeyecekler. Asgari ücretli insanlar ekseriyetle geçinemiyor ama bu sadece asgari ücret alan gelir grubundan ziyade totalde ülke ekonomisine dair bir sıkıntının aslında yansıması diye düşünüyorum ve para değer kaybettiği sürece ya da kur bazında daha zayıf hale geldiği sürece asgari ücretin artması ne kadar yeterli ve kalıcı bir çözüm olur ben çok sanmıyorum. Türk İş asgari ücretin 2578 TL olmasını öneriyor. DİSK ise 3200 olmasını öneriyor. Ne diyorsun? Ya, zaten çoğunlukla sendika ile devletin masaya oturduğu aralıklar geniş oluyor ama biraz da şöyle yaklaşmak lazım. Aslında DİSK'in pazarlığa başladığı yer onların da hedefinde olan yerden ziyade günün sonunda optimal bir sonuç alabilmeleri için gereken yer. Dolayısıyla aradaki farkın açık olması biraz daha normal ve esasında DİSK'in önerdiği ücretin biraz daha insancıl olduğunu söyleyebiliriz. Ya yettiğini söyleyemem çünkü İstanbul gibi bir şehirde zaten kiranın ne kadar olduğunu biliyoruz. Fabrika şeyler, faturalar da artıyor, doğalgaz, elektrik, su. Ya geriye hiçbir şey kalmıyor. Çocuğuna hiçbir şey alamıyorsun eğer varsa. Ya da kendine bir hobiye para ayıramıyorsun. Asgari ücretlinin hali gerçekten çok kötü. Ya bence ikisi de yetmez. Zaten yoksulluk sınırının ne kadar olduğunu bilmiyorum ama 4000 lira falan olması gerekiyor. Yani 2500 de bence şaka gibi, 3000 de şaka gibi, daha da artması lazım. Ama tamam, biraz da gerçekçi olmak lazım ama DİSK'in yaptığı teklif daha böyle insancıl duruyor en azından. Evet, İstanbul gibi bir yerde asgari ücret çok zor ama bütün bir ülkeyi düşündüğümüzde işte doğusu var bunun, Ege'si var, başka başka yerlerde farklıdır. Bence İstanbul'da farklı, yani yaşam şartları zor olan yerlerde farklı. Ama Doğu gibi daha küçük bütçeli yerlerde, rahat geçinen yerlerde asgari ücretler farklı olmalıdır. 20 TL yeter mi İstanbul için? İstanbul için tabii ki yetmez ve asla yetmez. Ama bir diyelim ki Doğu'da, küçük bir kasabada rahatçanız geçinin. Onun için adaleti bir şekilde tesis etmek lazım. Ya kıt kanaat yaşanıyor ki ona yaşanmak denirse. Sürekli bir nasıl desem kredi kartına yüklenme şeklinde bir şey var. Karta yatırıp oradan harcanıyor falan yani. Zaten asgari ücrette bildiğiniz gibi yoksulluk sınırının bile altında yani. Çok zor oluyor öyle yaşam. Yani bir bankadan alıp başka bankaya yatırıyoruz. O bankadan o bankaya, o bankadan o bankaya. O şekilde ilerliyor. Türk İş dedi ki 2578 TL olmalı. Türk İş Sendikası. DİSK de dedi ki 3200 olmalı. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ya ne kadar olacağı konusunda pek emin değilim ama yani ciddi oranda bence artması gerekiyor. En azından yoksulluk sınırında olması gerekiyor. Yoksulluk sınırının bile üstünde olması gerekiyor yani. Benim babam işçi, benim. Asgari ücretle yaşıyorlar. Memlekettiler. Meyveyi, sebzeyi kendileri biraz yetiştirerek telafi etmeye çalışıyorlar. Bir de hepimiz çalışıyoruz mecbura. Ben çocukluğumdan beri annem çalışıyor. İstanbul'da değil. Yani normal bir Anadolu şehrinde olsa yeterli olur, ikame eder. Ancak İstanbul'da asgari ücret kesinlikle yeterli değil İstanbul'da yaşamak için, yaşayanlar için. 3200 çok abartı bir rakam olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir şeyi, bir rakamı belirlediğiniz zaman bu tek taraflı bir şey değil. Yani sonuçta çalışanlar, işverenler de var. Onların da zor durumda kalmaması lazım. Ortak noktada buluşulması lazım diye düşünüyorum. Hani ben böyle birden bir 150 %50 zamlara falan
iyi gelmeyeceğini düşünüyorum genel ekonomik olarak. 2500 dediğiniz o küsurattaki rakam iyi diye düşünüyorum. Yani eğer bir hanede tek bir kişi çalışıyorsa asgari ücretle kesinlikle geçinemezler. Çünkü faturalarda işte vergi olsun, kaçak kullanım bedeli olsun çok fazla yansıtılıyor. Ve zaten enflasyon aldı başını gidiyor. Kesinlikle asgari ücretle hanede tek bir kişi çalışıyorsa geçinilmesi imkansız. Yani aslında 2500 lira da çok az. Hani çok fazla vergi kesiliyor her şeyden. Bunun bence asgari ücrete yansıtılması gerekiyor bir şekilde. Şu an İstanbul'un en böyle uygun yerlerinde bile kira ortalaması 1000 civarı. 2500'de nasıl geçinecek bu insanlar? Hayır, öğrenciyim. Asgari ücretten daha az. 400 lira haftalık. Peki. Ama geçinebiliyorum. Asgari ücretlerin hali çok zor. Çünkü İstanbul gibi bir metropolitan şehirde kaç 2020 lira, 2200 lira gibi komik sayılarla geçinmeye çalışmak. Hadi İstanbul'da çok zor. Diğer şehirlerde belki daha iyi niyetli bu durum ama İstanbul için imkansız gibi bir şey. Açlık sınırı 3000 lira civarındayken. Zor geçiniyorlar. Hala çoğu evde sobaları görebiliyoruz. Zor. Borç kredi de alamaz ki. Şimdi asgari ücretli adama bir kere banka kredi vermez. Sen bu parayı bana geri ödeyemezsin diye. Borç kredi de alamıyorlar. Yani yaşayabilecekleri en minimal şeyde yaşamaya çalışıyorlar. Bizim de iş yerimiz var. Biz de asgari ücretli eleman çalıştırıyoruz ama belki bu bizi zor duruma sokacak ama 3200 bence en iyi niyetli rakam. Çünkü en basitinden evler 1000 liradan aşağı. Bugün ya iki kişilik bir ailede 2 artı 1 bir ev düşünsek 1000 liradan aşağı 2 artı bir ev bulmak çok zor. Hayır. Asgari emekliyim ben. Asgari ücretten biraz farklı alıyorum tabii ki. Daha mı fazla? Biraz daha fazla. Peki yeterli mi? Hayır değil. Yani, nasıl geçiyor gününüz? Bu sizin yaşam tarzınızla alakalı ama herkesin bir yaşam tarzı öncelikle açlık sınırının üzerinde olmalı. Eğer bunu sağlayabiliyorsak asgari ücret yeterli diyebiliriz ama maalesef ülkede bunu sağlayamıyoruz. Dolayısıyla asgari ücret yeterli değil. Genelde kredi kartı ağırlıklı kullanıyorlar, kredi kullanıyorlar. Zaten bankaların alacaklarına bakarsanız resim orada belli oluyor bu yönde. Aile desteği alıyorlar ağırlıklı. Eğer Taşlı'dan gelmişlerse bu bölgelerden yiyecek desteği alıyorlar. Ama sonuç itibariyle geçinemiyorlar yani. İkisi de komik rakamlar. Ne 2800 lira ne 3200 lira. Yani bunlarla bu ülkede geçinme şansınız yok. Özellikle eğer İstanbul gibi bir yerde yaşıyorsanız veya büyük şehirde yaşıyorsanız mümkün değil. Yani bu telaffuz edilen rakamlar komik rakamlardır. Ya şimdi ek bir gelirin yoksa, kiran varsa, bir de okuyan çocukların falan var ise tabii ki yetmez. Yani 2000 lira bugün bu devirde çok düşük bir para. Yani 2000 liranın bir değeri yok. Kullanma şekline göre değişiyor. Şimdi diyelim ki adamın evi var, barkı var, zamanında bir gelir yaptıysa, adam odan kaldıysa tamam ama sırf 2000 lira bakıyorsa çok zor. Ben işverenim. En azından şimdiki asgari ücretin %50'si fazlası olması gerekir.